Herkese merhaba, ben Arzu, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Eğer bu izlediğiniz ilk videomsa, kanalımda genel olarak aldığım kitapları, okuduğum kitapları, okumayı planladığım kitapları paylaşıyorum. Kimi zaman da bazı kitaplarla ilgili spesifik olarak videolar çekiyorum. Bunlardan bir tanesi Zor Kitaplar serisi mesela. Çok uzatmadan bu videoda da sizinle Ocak 2024'te okuduğum kitapları paylaşacağım. Yanılmıyorsam 21 tane kitap olması lazım. Burada yaklaşık 5000 küsür sayfa olması lazım. Şuraya bırakacağım kaç sayfa olduğunu. Bunlardan iki tanesi grafik roman, çizgi roman diyebileceğim türde. Hemen onları bir göstereyim size. Tom Gold'dan Ay Polisi'ni okudum. Aslında bu yazarın bu kitabını almadan önce birazdan göstereceğim kitabını almıştım. Yazar çizer daha doğrusu. Çok böyle konuşma olmayan, sakin, böyle ayrıntıda boğulmayan, ayrıntıya boğmayan, böyle çok tatlı çizimleri olan bir çizgi romandı bu. Bunu çok beğendim. Çok güzeldi bence. Yani hiç beklediğim gibi değil. Yani bir Ay Polisi adlı çizgi romanda böyle bir akış, böyle bir kurgu hiç beklemiyordum. Yani çizimleriyle ilgili beklentilerim yüksekti kapağından dolayı. Hani bu tarzını çok merak etmiştim aslında. Onun üstüne gerçekten benim aslında beklentilerimi karşılayan ve bana çok keyif veren bir çizgi roman oldu. Çok kısa zaten. Çok fazla diyaloğu, çok fazla detayı da olmayan bir çizgi roman. Böyle bir sabah kahvenizi içerken çok rahat bir şekilde inceleyebileceğiniz, okuyabileceğiniz bir çizgi roman. Eğer böyle tatlı, hafif bir şeyler okumak istiyorsanız bence güzel, önerebilirim. Diğerine geçeyim. Diğeri de yine aynı çizerden Goliath'tı. Goliath bildiğiniz Goliath. Başka bir bakış açısı getirmeye çalışmış burada. Ve bence çok güzeldi. Çok tatlıydı. Yani karakterle beraber gerçekten sürükleniyorsunuz siz de. Bu diğerine göre daha detaylı, daha diyaloglu, daha alt metinli bir çizgi romandı. Arkasında da şöyle özetlemişler. Gatlı Goliath'ın savaşta pek ilgisi yoktu. Ona fikri sorulsa kılıç kuşanmayı değil, idari işleri yürütmeyi tercih ederdi. Ama gelin görün ki kralın emri üzerine İsraillilere karşı günde iki kez savaş çağrısı yapmakla görevlendirildi. Peki böyle önemli bir görev için doğru insan mıydı? Demişler. Gerçekten bunu sorguluyor çizgi roman boyunca. Size şimdi böyle çok bilgi vermeden bir şeyler gösterecek bir sayfa bulayım. Çizimlerini içini göstermek istiyorum. Şöyle mesela. Goliath'ın bir gecesi. Bu da çok keyifliydi ve bu da yine böyle bir kahve içerken kaşla göz arasında bitiveren kitaplardan bir tanesi. Şimdi başlayalım kurgulara. Okuduğum sırayla değil de daha böyle birbiriyle belki biraz bağlantılı şeylerle anlatırım. Bu ay bir de Jack London'dan Martin Eden okudum. Uzun süredir Jack London okumuyordum. Çocukken Vahşetin Çağrısı olması lazım. Bunu önceki videolardan bir tanesinde söylemiştim. Vahşetin Çağrısı beni acayip üzmüştü. O kadar üzmüştü ki kitabı bitirememiştim. O zamandan beri de Jack London okumuyordum. Ve Martin Eden son 5-6 aydır sürekli karşıma çıkıyordu. Ben de en sonunda dedim ki tamam yani bunu okuyacağım belli ki. Okuduğuma çok memnun oldum açıkçası. Yani bu kitabı bir temayla özetlemek mümkün değil. Bir ana temayla özetlemek mümkün değil. İşin içinde aşk da var. Biraz Amerikan rüyası da var. Sınıflar arasındaki o farklılığı böyle gözünüze soka soka da anlatıyor. Bir bence duyduğu siyasi bir kaygıda olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi. Sonu beni şok etti bu arada. Keşke diyorum hani bu kitabı okurken böyle vlog gibi bir şey çekseydim de sondaki o şaşkınlığımı sizinle paylaşabilseydim. Sonu gerçekten beni mahvetti yani. Neden, niçin, nasıl böyle bir son hiç anlayamadım. Martin Eden'ın aslında bir sosyal basamakları tırmanma isteği var ve bunu entelektüel olarak yapıyor. O entelektüel olarak sosyal basamakları tırmanmaya çalışıyor. Yani derdi öyle aslında çok da parayla pulla değil. Evet tabii ki daha rahat bir yaşam istiyor ama başka türlü de para kazanabiliyor zaten. Ama o entelektüel bir yolda ilerlemek istiyor. Bunun için de kendini geliştirmeye başlıyor ve düşüncelerinde, hayatında birçok şey değişiyor. Ve bakış açısı oradan oraya değişiyor yani gerçekten çok değişiyor. O bilgi birikimini edindikçe insanın fikirlerinin çarpıcı bir şekilde değişiyor olmasını bence çok güzel bir şekilde işlemiş. Okumadıysanız mutlaka okurun derim. Modern klasikler içinde hani bu hacimde bir şey okumak belki
herkesi çok rahat hissettirmeyecektir ama Jack London'ın dili bence böyle bir kitabını okumak için çok uygun. Çok rahat bir dili var, çok güzel akıyor gidiyor. Herkese önerebilecek bir kitap. Yani birçok yaş grubuna hitap edebilecek şeyler olduğunu düşünüyorum içinde. Dili de ağır olmadığı için çok kolay okunan bir kitap. Bence çok güzeldi. Gerçekten yani daha önce okumadığıma çok pişman oldum. Bundan sonra da aşama aşama yine başka Jack London'lar okuyacağım büyük ihtimalle. Yani bu ay okuduklarım arasında en sevdiklerimden bir tanesi oldu. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Sırada Kenza Buraoe'den kişisel bir sorun var. Kişisel bir sorun da yazarın çok büyük bir kısmında aslında kitabın. Yazarın ana karakterinin karısı doğum yapmak üzere. Bunlar zaten burada arka kapakta da yazıyor. Karısının hastanede, doğum sırasında hastanede yanında değil. Karısı annesiyle beraber hastanede ve doğum çok uzun sürüyor. Zaten bunlarla böyle boğuşuyor kendi içine. Bu arada eski bir arkadaşıyla bir araya geliyor. Üniversiteden bir arkadaşıyla. Onunla görüşmeye başlıyor. Burada ana karakterimiz bir Afrika sevdalısı. Daha önce hiç gitmemiş ama Afrika'ya gidip görmeyi, gezmeyi çok istiyor. İşte haritalarını bir böyle izliyor resmen yani artık ezberleyecek noktaya gelene kadar falan. Bir yandan da karısı hamile ve aslında böyle gidip de Afrika'yı gezecek bir geliri yok. Özellikle bir çocuk sahibi olduktan sonra, bir çocuğun sorumluluğu olduktan sonra böyle bir şey yapamayacağını düşünmeye başlıyor. Yani kitabın çok büyük bir kısmında kadın doğurmuyor. Yani doğum çok uzun sürüyor. Ondan sonra bebek engelli doğuyor ve bu arada işler ana karakterin yüzünden daha da kötüleşmiş oluyor ve etik bir takım sorgulamalar içine giriyor. Yani bazı insanlar için rahatsız edici olabilir belki. Aman aman harikaydı, bayıldım diyemeyeceğim. Yazarın dili rahat bu arada. Kitap çok rahat okunuyor. Ama herkes okusun diyemeyeceğim. Yani mutlaka okuması gereken bir kitap da diyemeyeceğim. Ebeveyn olmanın iki taraflı yani iki tarafının da olduğunu, her şeyin pozitif olmadığını. Benim çocuğum yok mesela. Yani bir çocuk sahibi olmayan bir insan temelde ne düşünür? İşte çocuğuna karşı negatif bir şey duymayacağını düşünürsün. Böyle bir yargın, ön yargın vardır. Bununla ilgili bir ebeveynin kendi çıkmazını anlatıyor. Belki ebeveynlikle ilgili bir şeyler kafanızı kurcalıyorsa, orada onları sorguluyorsanız o zaman belki iyi bir kitap olabilir ama dediğim gibi çok uç bir durum var burada. Rahatsız edici olabilir. Onu söylemiş olayım. Sonraki Sandor Marey'den İşin Aslı, Judith ve Sonrası. Ben İşin Aslı, Judith ve Sonrası'na öyle aman aman ölüp bitmedim. Burada da yine bir sınıf atlama olayı var. Bir yandan İki Dünya Savaşı'nın ortasında, öncesinde bir şeyler oluyor falan. Bir olayın ve bir olayın sonrasında gerçekleşen şeyleri ve öncesindeki arka planı biz aslında üç farklı kişinin perspektifinden okuyoruz. Kitapta üç bölüm var. Her üçü de başka birisinin perspektifinden anlatılıyor. Ya ben bu perspektiflerden bir tanesini hiç beğenmedim açıkçası. Yani hani hiç beğenmedim de demek istemiyorum ama beni çok çekmedi. Beni rahatsız eden bir takım şeyler vardı içinde. Perspektif bir erkeğin perspektifiydi ve kadınlarla ilgili söylediği şeyler beni çok rahatsız etti bazı noktalarda. Hatta onları burada böyle farklı şeylerle aynen turuncu ile işaretlemiştim özellikle. Sizinle de bunu paylaşayım istiyorum. Ben duygu aleminde sefa süren bir tip değilim. Fakat bu duygu dostluk, aşktan çok daha ince ve karmaşıktır. En güçlü insan duygudur ve gerçekten çıkarsızdır. Kadınlar bunu bilmezler. Yani bir tane daha var. Beni böyle çok rahatsız eden. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekte kadınlar hiçbir zaman vatan için değil, daima bir erkek için ölürler. Bunlar bu arada bir karakterin perspektifi. Ve normalde ben bir kitapta böyle şeyler okuduktan sonra çok rahatsız olabilirdim açıkçası. Yani bu benim yazara karşı bir ön yargı geliştirmeme sebep olabilirdi. Ama kadın bakış açısı da sunuluyor kitapta ve orada gerçekten ben anlamlı şeyler olduğunu da düşünüyorum. Ve iki bakış açısını sunabilip bu böyle bir perspektif yaratabiliyor olması. Yani bir erkeğin bir kadın için düşündüğü rezalet bu şeyleri bu şekilde söylüyor olması. Yazarın bunu yansıtabilme becerisi, iki tarafı görebilme becerisidir bence diye düşünüyorum. Yani şey değildi böyle aslında, kötü değildi. Bu arada hani o okuduğum iki alıntının öncesi ve sonrası da öyle. Bunlar tartışma açık olduğu sezdirilen şeylerdi, öyle söyleyeyim. Ama yani güzel yazılmış olsa da bu perspektif direkt böyle sanırım anladığım kadarıyla direkt olarak yazarı aslında göstermiyor, yansıtmıyor bence. Yine de ama ben bunları okumak istemiyorum. Böyle cümleler okumak istemiyorum. Çünkü böyle cümleler okuduğum zaman
Orada kitapla birazcık kavga etmeye başlıyorum ve o beni rahatsız ediyor. Ama onun dışında gerçekten nereye bağlanacağını anlamak biraz vakit alıyor. Merak ettiriyor. Gerçekten hani sayfaları çevire 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 gidiyorsunuz yani. Okutuyor kendini kitap. Bence güzeldi o açıdan. Yani çok da böyle övülmüş, edilmiş, yükseltilmiş bir kitap. O yüzden hak etmiyor diyemeyeceğim bu övgüleri. Ama sanki böyle birazcık daha çekimser övülmesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Yine bu arada bunun içinde de aşk var yine. Şuraya gelelim. Of, bu kitap beni mahvetti. Bu kitap var ya, beni mahvetti. Günler, aylar, yıllar çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Bir ihtiyar ve kör bir köpek var. Ve bu ikisinin nasıl bu kadar güzel ve saf ve bu kadar gerçekçi bir dostluğu olabilir. Yani o kadar güzel yazılmış ki. Çin'de yaşanan bir kuraklık sırasında köylülerin çoğu köyü terk ediyorlar. Başka yere göç ediyorlar. Böyle mevsimsel bir göç yaşanıyor. Ve ihtiyar diyor ki, yani ben zaten buradan oraya gidecek kadar canım yok. Ben burada kalayım. Yanında da bir tane kör köpek kalıyor. Köpek ve neden kör olduğu ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yani orası çok vurucu bir an. Ve hayvanlara bir şey olunca çok üzülüyorum ben kitaplarda ya. Yani o hayvanın sadece kör olması, başka şekilde kör olsa ve sadece kör olması bile beni üzerdi. Körlük ve sadece var olması da kitapta beni üzerdi. Ama bir de hani onun nasıl kör olduğunu da öğreniyorsunuz bir noktada. O da çok üzücüydü bence. O açıdan zor bir kitaptı. Yani böyle şeyler sizi etkiliyorsa. Bu arada benim zamanında Jack London'ın okuyamamamın sebebi de hayvanlarla ilgili böyle şeyler yazmış olması. O yüzden benim o duygusallığımı, okuyamamamı, böyle şeyleri de bunu da kırdığım kitaplardan bir tanesi oldu. Günler, aylar, yılları kesinlikle tavsiye ediyorum. O işte kuraklık, o mücadeleyi, o ihtiyarla kör köpeğin mücadelesini böyle anlatıp bir yandan sanki sizi böyle bir masalın içindeymişsiniz gibi hissettirip bir yandan da hayatın acı gerçeklerini suratınıza çarpan bir kitap. Herkes okumalı bence. Bu arada bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Jaguar'dan çıkmış Günler, Aylar, Yıllar. Jaguar'ın kağıt kalitesi, baskı kalitesini çok beğeniyorum. Favori yayın evlerimden biri. Tartışmasız yani şu an. Sırada bir tane Eni Erno var. Boş dolaplar. Boş dolapları ben çok beğendim. Ya yani Eni Erno'yu zaten genel olarak seviyorum yani. Onun büyük ihtimalle bu sene içinde de bütün kitaplarını edinir. Hepsini okur geçerim, çevirilenleri. Burada da yine bir entelektüel olarak ve aynı zamanda ekonomik olarak da sınıf atlamak var. Ve bunun aslında yalnızlaştırıcı yönünü ele alıyor burada. Çünkü yani kendi yani yarı otobiyografik Erno'nun çoğu eseri zaten. Bu da öyle anladığım kadarıyla. Burada ana karakterin annesiyle babası bir böyle büfeyle kafe karışımı bir şey işletiyorlar. Ve didiniyorlar, kızı okutuyorlar. Yani annesi babası doğru düzgün okumamışlar, eğitim almamışlar. Kaba saba insanlar. Yani öyle bir hani şey de yok böyle, sadece bilgi anlamında eğitim yok. Böyle görgü konusunda da farklı bir noktadalar. Ve kız çıkıyor, liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. Orada bambaşka şeylerle karşılaşıyor. Bir sürü kitap okuyor. Artık yani onun okuduğu kitapları annesi babası anlayabilecek düzeyde değil falan. Bu arada üniversitedeyken, işte okuldayken başka kesimlerden insanlarla tanışıyor, arkadaşlık ediyor. Orada onların yanında ne kadar aynı ortamda bulunsalar, aynı ortamda eğitim alsalar bile orada bir kopukluk yaşıyor. Eve gittiğinde evde bir kopukluk yaşıyor. Annesine babasına bakış açısında kendi içinde çatışmalar yaşıyor. Bir kimlik bunalımı yani genel olarak bu kitap ve acayip güzeldi bence. Kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum ve yani yani gerçekten bu da çok iyiydi. Bunu da herkese önerebilirim. Sadece bazı yerlerde ağır yüzleşmeler yaşatabilir size. Bunu söyleyeyim. Önerdikten sonra bu uyarı yapmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yılın ilk kitabına geldik. Bu baskısı olmayan bir kitap maalesef ki. Ben zar zor ikinci el mi aldım? Galiba ikinci el aldım. Tam hatırlamıyorum. Bir yerden buldum, ben aldım sonuç olarak bu kitabı. Fuentes'ten Friedrich Balkonunda. Frederick Balkonunda için aslında ben genel olarak Fuentes'ten bir şeyler okumak istiyorum. Benim ana çıkış noktam buydu. Çünkü Terranostra'yı okumak istiyorum ve Terranostra'nın da baskısı yok. Ama ikinci elleri de acayip pahalı. Yani gerçekten
bir kitap için ben 500 lira vermek baskısı yok diye istemem. Yani 10 yıl sonra da olsa illa basarlar diye düşünüyorum. 10 yıl sonra okurum. 10 yıl kadar, 10 yıl boyunca da okuyacak başka kitap bulurum herhalde. Neyse, sonuç olarak ben bu kitabı buldum. Ve yazarı çok merak ettiğim için bunu okumaya başladım. Yazarla ilgili şöyle, yani yazar ve bu kitapla ilgili şöyle şeyler söyleyeceğim. Friedrich Balkon'un yazarın vefat etmeden önce son tamamladığı eseriymiş. Ve insanlar tarafından aslında çok da beğenilmemiş. Neden beğenilmediğini anlayamıyorum. Çünkü bu kitabı beğenmeyen insanlar Fuentes'in bu kitaba kadar eserlerini okuyup bu kitapta hayal kırıklığına uğramış insanlar. Şunu söyleyeyim. İspanyol yazarlara verilen en büyük ödül olan Cervantes ödülüne değer bulunmuş yazar. Ve 2012'de hayatını kaybettikten sonra adına devlet bir ödül başlatmış. Her yıl yazarın doğum günde 11 Kasım'da verilen ödülün ilk sahibi Mario Vargas Llosa'ymış. Yani Llosa'ya da bir kitabını okudum, çok seviyorum yani. O da biraz aslında onun tarzının dışında yazdığı bir kitabıymış ama ben niye böyle başlangıçlar yapıyorum yazarları bilmiyorum. Öyle denk geliyor. Friedrich Balkon'unda da aslında yani yazarın önce kitaplarını okumadığım için, son kitabıyla başladığım için ne konuda beğenilmediğini, tarzından ne yönde ayrıldığını size söyleyemeyeceğim maalesef. Keşke yani bütün kitapların baskısı olsa da okusam. Çünkü beğendim ben yazarı. Kitabı da beğendim. Yani kitapta belli bir noktaya kadar abi sen bize ne anlatıyorsun? Hani bir boş yapıyorsun dedirttiği yerler oldu. Ama ondan sonra kitabın sonuna doğru geldiğinizde her şey bir anda aydınlanıveriyor. Bir noktadan sonra onlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir anda her şeyi daha net görmeye başlıyorsunuz. Burada bir ana karakterimiz var. Balkondan dışarı bakıyor. O sırada yan balkonda Frederick'i görüyor. Ve onlar güncel olaylarla ilgili muhabbet etmeye başlıyorlar. Hayatlarıyla ilgili bir şeyler paylaşmaya başlıyor. Daha çok ana karakter paylaşıyor. Frederick yorumluyor. Bir şeyleri analizliyor daha çok. Yazar aslında o diyalogları kullanarak bence bana öyle hissettirdi. Kendi söyleyeceklerini bir karakterin ağzından direkt olarak gömmeden, saklamadan, üstünü böyle cilalamadan söylemiş gibi geldi bana. Çok ilginç bir kitaptı yani format olarak, tarz olarak da çok ilginçti. Şöyle şunu da söyleyeyim arkasından kısaca. Meksika'da oligarşinin sonunu getiren devrime önderlik eden Dante, Aaron ve Saul sıra yeni yönetime liderlik edecek kişiyi seçmeye gelince çatırdan yoldaşlıklar. Balkonundan bütün bu olanları değerlendiren ise Carlos Nietzsche mi yoksa Friedrich Fuentes mi? Çok çok ilginç bir kitaptı bence. Keşke tekrar basılsa. Ne diyeyim yani. Yazarın eserleri tekrar basılırsa hani hiç şüphesiz böyle çıkar çıkmaz alın paramı verin kitabı diyeceğim bir yazar oldu yani. Neler yaptın daha önceden çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi şuradan devam edelim. Bunu görünce bunun hakkında konuşasım geldi. Bir de fuarda aldıklarımdan Pınar Kür'den Asılacak Kadın okudum. Okumaz olaydım. Neden okumaz olaydım? Kitap böyle insan tokat manyağı yapıyor. Gerçekten tokat manyağı yapıyor. Sandor Marey'nin işin aslı Judith ve sonrasında olduğu gibi bir olayı öncesini, sonrasını, arka planını falan üç farklı kişinin ağzından dinliyoruz ve bilinç akışı diyeceğim bence öyle. Bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bir kitap. Ve bu işleri daha da karman çorman ediyor. Çünkü üç farklı karakterin ağzından olayları dinliyoruz ve üçü de çok bambaşka. İnanılmaz şeyler. Zaten olay, yani Asılacak Kadın adlı bir kitaptan ne bekleyebilirdim ben de bilmiyorum ama çok ağır, inanılmaz ağır olaylar var. Böyle bir 21, 22 hatta 22, 23 bence 22, 23 yaştan önce okunacak bir kitap olduğunu asla düşünmüyorum. Çok ağır bir takım Türkiye gerçekleri içeriyor. Çok zor bir kitap. Çok ağır bir kitap. Yani okurken normalde mesela bu kitap nedir? İşte 100-120 sayfa bir şey. Bir günde belki boş bir günde bitebilecek bir kitap yok. Olmuyor. Çünkü o kadar ağır ki durmam lazım. Yani hani kitabı okurken bazen şey olmuyor. Tamam ne olacak merak ediyorum. Ne oluyor burada anlamak istiyorum. Bu karakterin neler söylediğini, neler yaşadığını toparlamaya çalışıyorum kafamda. Bir yandan da ve kitabı bırakıp böyle bir uzaklara bakma ihtiyacı hissettim yani. Kesinlikle daha fazla Pınar Kür okuyacağım. Yani hazırsanız böyle bir şey okuma, böyle bir zor okuma yani zihin, yani kalbim paramparça etti öyle söyleyeyim. Böyle bir şey, böyle ağır bir şey hazırsanız okuyabilirsiniz bence. Ama tokatlanmaya hazır olun yani. Hani bu kadar zeki bir şekilde dilin kullanılması, böyle bir olayı çok farklı üç perspektiften, o perspektiflerin sahip olduğu kişilikleri size vermeden sadece cümleleriyle yani bambaşka olayları anlatırkenki cümleleriyle vermesi falan inanılmaz bir şeydi yani.
5 yıldız verdiğim nadir kitaplardan oldu bu ay. Sıradaki Andrei Platonov'dan Can. Bu da çok zordu. Yani çok zor değildi ama zordu bu kitapta. Çünkü çok durağan, olaylar çok yavaş akıyor. Burada günler, aylar, yıllardaki gibi ağır bir yoksulluk, kuraklık var. Bir adam aslında doğup büyüdüğü insanları tekrar bulmak ve onları aslında tırnak içinde topluma kazandırmak için yollara düşüyor. Biz bunu okuyoruz. O insanları buluyor. O insanlarla beraber tekrar yola çıkıyor falan. Çok fazla yürüyorlar kitapta. Acayip fazla yürüyorlar. Benim içim sıkıldı orada bir noktadan sonra. Öyle ağdalı şey cümleleri yok Platonov'un ama zor bir yazar. Gerçekten zor bir yazar. Yani günler, aylar, yıllardaki gibi böyle takır takır giden bir kitap kesinlikle değil. Çok benzer temalar var bence. Ama kesinlikle çok daha zor bir yazar ve zor bir kitap bu. Herkese kesinlikle okumasını söylemeyeceğim. Hani günler, aylar, yılları bence herkes okumalı ama bunu herkes okumamalı yani. Çünkü yani Çin'de de tabii ki hani orada da yine altta yine belki arasanız siyasi bir şeyler bulursunuz. Burada apaçık ortada yani gözünüzün önünde zaten siyasi bir misyonla, siyasi bir hedefle gidiyor o insanları aramaya. Ve anlam veremeyeceğiniz çok fazla şey de oluyor. Ama yani Platon'dan bir şey daha okudum. Onu da göstereceğim birazdan. O yoksulluğun içinde, o kuraklığın içinde zaten hayatta biraz akmıyor herhalde. Yani öyle bir kuraklığa ben şahit olmadım. Haliyle nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama sanırım biraz böyle bir şey olmalı. Yani o benzer his günler, aylar, yıllarda da vardı. Zor bir kitap o yüzden. Yani böyle bir gitmiyor, bir canınızı sıkıyor ama bir yandan da hadi ne olacak şimdi dedirtiyor. Ama sadede geldi de demek istiyorsunuz ama sadede gelse gerçekliğini yitirecek aktardığı şeyin. Öyle bir kitaptı. Kafam biraz karışık yani Platon'la ilgili. Yani bilmiyorum. Kötü değildi ama zordu böyle yani gitmiyordu biraz. Onu söyleyeyim. En son okuduğum kitap geldi elime. Natalia Ginzburg'dan İşte Böyle Oldu. İşte Böyle Oldu'yu ben yani Amazon'da çok karşıma çıktı. Biraz öyle bir alışverişle aldım. Ve açıkçası çok random bir şekilde seçtim kitaplarımın arasından. Şimdi bunu okuyayım diye. Bundan önce zaten uzun bir şeyler okumuştum hep. O yüzden kısa bir şey okumak istedim. Bunu gördüm, bunu okudum. Böyle denk geldi tamamen. Planlarımda yoktu bu ay onu okumak. İşte Böyle Oldu çok değişik bir kitap. Tek bir insanın perspektifinden anlatıyor ama tema ve olaylar birazcık işin aslı Cüzit ve sonrasına benzer. Arkasında yazıyor mu bu? Ona göre söyleyeyim size. Yani tam sadakatsizlik yazıyormuş. Sadakatsizlik var. O çok ciddi etkiliyor. Arkasında ben bu arada böyle yani Italo Calvino'nun yazarla ilgili bir şey söylediğini bilmiyordum. Yazar da İtalyan bu arada. Natalia Ginzburg, yeryüzünde kalan son kadın, öbür insanların tümü erkek demiş Italo Calvino. Yani olayların içinde yazarın tarzıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Olayların içinde sizi kaybettiriyor. Dolandırıyor, dolandırıyor, dolandırıyor. Siz, hadi ne olacak, ne oluyor, neden böyle oldu falan kaptırıyorsunuz kendinizi. Sonra öyle anlarda öyle şeyler ya öyle yazmış ki öyle bir şeyle yazmış ki vay be dedirtti yani bana işin sonunda. Hani o bağlantı tam bir şey yapıyor yani. Başladığı yere geri dönüyor gibi oluyor. Öyle söyleyeyim. Güzeldi. Kolay okunan bir kitap. Öyle ağır bir kitap değil. Yani vaktiniz varsa herkes okusun diyemem öyle aman aman böyle of harikaydı. Of çok güzeldi diyebileceğim bir şey değil ama herkes tarafından okunabilecek bir kitap. Güzeldi. Şunu anlatayım. Sırada Jesse Greengrass'tan Bakış var. Timaç'tan çıkan. Bu da random. Hani Timaç'tan indirimde, kitap yurdu indirimde çok fazla kitap almıştım. Hani onları da bir yandan eriteyim de böyle arada 1-2-1-2 okuyacağım Timaç'tan. Bakış'ı seçtim. Neden Bakış'ı seçtim bilmiyorum. Bakış'ta bir kadın var. Kadın annesinden bahsediyor, annesinden bahsediyor, çocuğundan bahsediyor falan. Genel olarak bir annelik teması var, bir ebeveynlik teması var. Bunun sorgulanması var. Yani çok fazla insan anladığım kadarıyla şöyle bir davranış ve yaklaşımı var. İşte o aman Allah'ım işte annelik falan. Hem annelik inanılmaz yüceltiliyor. Yüceltilsin. Ama babalık niye yüceltilecek bir şey değil. Neyse. Hem de bunun herkes tarafından doğal bir şekilde istenilecek ve sorgulanmayacak bir şey olduğu empoze ediliyor. Bence bu yani çok rahatsız edici. Aslında ana karakter, anne olacak olan karakter de yani çocuk yapıp yapmamayı düşünen, başta bunu değerlendiren, o süreçte çocuğun doğumu falan filan o arada
kendi hayatını, kendi deneyimini paylaşan bir ana karakter var. Adı yok bu arada, ana karakterini vermiyor bize yazar. Uzunca bir süre ben niye bunu okuyorum? Ben bunu doğru zamanda mı okuyorum? Ben bunu neden okumaya başladım? Ben doğru kişi miyim bu kitabı bu kitabın okuyucusu olmak için falan diye çok fazla şey sorgulattı bana. Ama biraz da şöyle bir şey, anneliği anne olduktan sonra değil de çok daha önceden sorgulamak gerektiğini birazcık düşündürttü bana işin sonunda. Eğer sizin böyle bir isteğiniz varsa, böyle bir ihtimaliniz varsa önünüzde, bunun çok daha ciddi bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğine dair, toplayamadım cümleyi ama anladınız umuyorum ki. Yol gösterdi gibi bana diyeyim. Çünkü yani benim böyle konum olan bir şey değil sonuçta şu an. O yüzden çok şey oldum. Başta çok mesafeliydim kitaba ama ilerledikçe bana şey hissettirdi. Yani bu o kadar az paylaşılan bir deneyim ki, o kadar az dillendirilen bir deneyim ki bu arada işte böyle oldu da kadın bir anne olarak deneyimini de paylaşıyor sizin ana karakter. Daha çok yazılması gerektiğini düşünüyorum. Belki çok fazla ben okumam yani yakın zamanda bu temada kitapları bile isteye. Ama daha çok insanın okuması gerektiğini böyle şeyleri, daha çok bunun tartışılması gerektiğini, daha çok bunun herkesin çocuk yapmak isteyeceğini mesela işte öngörmek değil de bunun daha tartışılabilir bir şey olduğunu kabul etmek gerektiğini. Yani tamam, belki biz yaşıtlarımız olarak, bizim yaş grubumuz olarak biz bazı şeyleri bu şekilde düşünüyoruz. Ama herkes tarafından bu şekilde karşılanmıyor. Toplumun bu konuda bir baskısı var falan. O yüzden birazcık da konuşalım, okuyalım. Yani bu arada dilinde o kadar şey yapmayacağım, övmeyeceğim. Ortalamaydı. Beni öyle of neler dedin falan dedirtmedi. Bir de bu arada şuradan atlamadan birilerine, ana karakter sizinle sadece kendi deneyimini değil, araştırarak öğrendi. Araştırarak öğrendi. Bir takım bilim insanlarının da aslında deneyimlerini aktarıyor. İşte Wilhelm Röntgen'in X ışınlarının keşfi, Sigmund Freud'un ve psikanalizin ekolü, Hunter kardeşler ve anatomi falan. Bir yerden sonra şey oluyor, ben popüler bilim kitabı okumak istemiyorum şu an. Ben bu insanlarla ilgilenmiyorum. Ama böyle yer yer böyle başarısız olsa da onları da bir yere bağlıyor. Bu kitabı okuyacaksınız, size onu söyleyeyim. Harika bir kitap değildi ama tartışılması gereken konuları tartışıyordu gibi söyleyeyim. Şimdi alışveriş videomda göstermiştim daha önce Gılgamış'ı aldığımı. Gılgamış Destanı'nı da okudum bu ay. Bu ay birazcık kendi kendime bir rönesans yaşadığım gibi oldu. Birazcık abartmış olabilirim burayı. Gılgamış güzeldi. Fena değildi. Daha önce hiç destanını okumadıysanız da çok rahat okuyacağınız bir destan. Mesela ben rahat okudum. Bir şey yok. Ama başlangıçta bir hazırlık yaptım. Yani işte karakterler, olayların genel hattı falan. Böyle ön sözün bir suyunu çıkardım yani, onu söyleyeyim. Not aldım falan baya. Öyle okudum. Gayet güzel aktı gitti. Dili böyle şaşırtmıyor. Düz yazı olmamasına rağmen yine kolay giden bir kitap. Sizi inanılmaz bir karakter kalabalığına da boğmuyor. Olay örgüsü de daha takip edilebilir bir hale geliyor o yüzden. Güzeldi, okunabilir, okunmalı. Okumadıysanız okuyun. Çok rahat bir kitap. Hani öyle korkulacak edecek destan diye öyle hiçbir yanı yok. Tek şeyi beni şu üzdü. Tabletler, yani destan gerçekten kopya edildiği tabletler kırık olarak bulunduğu için yer yer eksiklikler var destanda. Yani tamamının kaynağı elimizde olmadığı için çevrilememiş de. O yüzden üzücü. Yani oraları da böyle okumak istedim. Yani şeydi, sürükleyici de bir destan böyle. Oraları keşke olsaydı, okusaydık. Keşke çevrilebilseydik. Keşke ulaşabilseydik yani. Geçiyorum. Sırada sana bu kadar yer işaretli iki tur işaretleyici bitirten o destan. İlyada. Homeros'un İlyada'sı, zaten ben bu kitapla ilgili şuraya bırakacağım. Bu kitabın zor olduğuyla ilgili, zorlandığımla ilgili bir video çektim. Zor kitaplar serisinin ilk videosu olarak. Çok zordu başlangıcı. Yani bir kitabın ön sözü bile bu kadar zor olabilir mi? Ya ben bu arada hani mitolojiye dair bilgim var, temel bilgim var. Aşinayım tanrılara, tanrıların ana özelliklerine, aralarındaki hiyerarşiye. Oraya dair bilgim var. Ama tarih, milattan öncesiyle ilgili çok bilgim olmadığı için başlangıçta orası beni böyle bir yoğurdu.
Yani ön sözde. Ön sözü okumak daha sonra bana çok yardımcı oldu. Yani o yorgunluğa değdi, o çabaya değdi gerçekten. Normalde ön söz okumuyorsanız ve İlyada'yı okuyacaksanız ön sözü mutlaka okumanız lazım. Sadece yani İlyada'da da spoiler çok mümkün mü bilmiyorum artık çünkü Troya Savaşı. Bölüm bölüm de olsun spoiler almayayım diyorsanız bölüm bölüm olayların özetlendiği bir kısım var. Oraya atlayıp ön sözün geri kalanını okuyun bence. Onun dışında okey. Yeni spoiler almak istemiyorsanız bu arada son 50 sayfadaki karakter listesini de dikkatli okuyun. Çünkü orası full spoiler. Şunu yaptı, bunu yaptı, böyle oldu, burada öldü diye söylüyor yani. O yüzden o iki noktada hani böyle spoiler konusunda hassassanız haberiniz olsun. İlk birkaç bölüm canımdan can aldı bu kitap. Gerçekten çok zordu. Çok zorlandım. Akına akına okudum. Arada başka kitaplar okudum. Başka kitaplardan gittim bir metnum düz yazı okumak istiyorum falan diye böyle bir moda girdim. Çünkü ben zaten normalde de şiir okuyan bir insan değilim. Buna vakit ayıran bir insan değilim. Zaten bütün cümleleri devrik görünce böyle bende her şey birbirine girmeye başladı. Üstüne bir de tek sayfada 20 tane karakter adı geçebiliyor. Olaylar oradan oraya atlayabiliyor falan. Ben hepsi bende çorba oldu anlayacağınız başlangıçta. Ama sonra tarzına alışınca, olayları takip etmeye başlayınca çok keyifli oldu. Gerçekten bir yerden sonra işte o kurtarmalık olması lazım. İşte kurtarmalık olsun. İşte o atlar, kargılar, arabalar, arabaların tekerleri, o işte kalkanlar falan böyle hepsi böyle bir anda sizin de hayatınızın bir parçası oluveriyor gerçekten. Sanki siz orada Troya Savaşı'nın içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Ve destan zaten böyle bir şey olması lazım ya zaten. Çok çok güzeldi. Herkese önerir miyim okumasını? Hayır. Ya yani evet böyle hani İlyada'da ne olup ne bittiğini öğrenmek güzel olur. Ama daha fazlasına gerek var mı bilmiyorum. Meraktan böyle bir yandan da hani daha sonra okuyacağım kitaplarda benzer temaları seçebilmek adına daha didikleye didikleye okumak istedim. Ama yani öyle bir şeyiniz yoksa gerek yok. Yani 600 sayfa destan okumaya bunun için bence gerek yok. Bilmiyorum. Çok güzeldi ben okuduğuma çok mutluyum. Ama gelip de ben şey demeyi doğru bulmuyorum. Ama bunu herkes okusun. Bunu nasıl İlyada'yı nasıl okumadım falan. Böyle bir şey yok yani bence. Bunu söyleyeyim geçeyim. Çok beğendim. Okumak isteyen herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Bence zordu. Ben zorlandım başlangıcında. Ama ondan sonra açıldı benim için. Çok rahat ilerledi. Bununla ilgili de işte nasıl okunabilir, nasıl daha kolay okuyabilirsiniz, nasıl daha rahat okuyabilirsiniz falan. Bununla ilgili de bir video çekeceğim zor kitapların ilk videosunun ikincisi olarak. Burada da elimden geldiğince size destek olmaya çalışacağım okuma yolculuğunuzda İlyada'da. İsterseniz onu bekleyin, isterseniz başlayın. Çok keyifli bence. Eğer hayatınızın herhangi bir zamanında ben işte İlyada'yı okuyacağım, Odessa'yı okuyacağım diyorsanız ertelemenize gerek yok. Çünkü ne olursa olsun hepimizin yani genelin okuma alışkanlığının dışında bir kitap. Çünkü destan öyle hani şu an yazılan bir şey olmadığı için elimizde sınırlı destan var. O yüzden de deneyimimiz eksik bu konuda. Korkulacak bir şey yok. Yavaş gidiyor, sonra açılıyor. Şimdi sıradaki. Evet, ben okumam demiştim Ocak'ta. Ertelerim demiştim ama Odessa'yı da okudum. Çok merak ettim ne olacağını. Çünkü Odessa yani o Odysseus şeyi var ya o journey hani macera, yolculuk böyle hani buna böyle kelime olarak, anlam olarak ifade eden bir şey. O yüzden çok merak ettim neler olduğunu. Bu sefer hiç zorlamadı. Yani İlyada'yı okuduktan sonra Odessa bir içim su. Çok güzel akıyor gidiyor. Ve bu arada hani sadece Odessa'yı okumak çok mantıklı değil bence. Çünkü zaten Odessa'da Odysseus'un İlyada'da anlatılan Troya Savaşı'ndan evine dönüşünde yaşadıklarını anlatıyor. Oradaki karakterlerden bahsediliyor sık sık. Oradaki karakterlerden bazılarıyla iletişime geçiliyor falan. O yüzden bence önce İlyada'yı okuyup sonra Odessa'yı okumak daha mantıklı. Zaten yani bu zaten böyle yapılır da ne bileyim hani Troya Savaşı ilgimi çekmiyor. Odysseus'un maceralarını merak ediyorum diye düşünen belki vardır diye söylemek istedim. Ayrıca ön sözünde de Odessa'nın İlyada'nın ön sözüne atıf var. Bence güzeldi. Çok böyle keyifli geçti. Ama benim şöyle bir şeyim var. Biz Odessa'nın yaşadıklarını Odessa'nın ağzından o başkalarını anlatırken dinliyoruz. Yani kitapta aslında kronolojik sırayla olayları öğrenmiyorsunuz. Odysseus
başına bir şey geliyor, biriyle karşılaşıyor, ona başından geçenleri anlatıyor derken burada olanlar kitabın aslında en başında oluyor. Sonra kitabın en başında olanlar oluyor. Sonra da sonunda olanlar oluyor. Yani böyle bir orada kronolojik olarak şey var, değişiklik var. Bir de normalde hani Odysseus'un ağzından anlatılmasa daha uzun uzun dinleyeceğimiz maceralar daha kısa kısa anlatılmış oluyor. O yüzden birazcık üzdü beni. Keşke daha uzun uzadıya anlatılsaydı. Onun için yine çok güzeldi. Ben çok beğendim, okudum. Bana çok memnun oldum. Diğer bana bu işaretleyicileri bitirten kitap neyle ilgili olabilir? Gerard Martin'in Gabriel Garcia Marquez'e giriş kitabı. Cambridge'in sanırım bir serisi var. The Cambridge Introduction diye. Bu kitabın da aslında The Cambridge Introduction to Gabriel Garcia Marquez'miş. Keşke o seriden daha çok kitap çevirseler. Neyse. Gerard Martin bu arada normalde ben söylemiştim baskısı asla yok falan filan diye. İnanılmaz bir İş Bankası'ndan çıkmış inanılmaz bir Marquez biyografisi var. Onun yazarı Gerard Martin. Yani adam gerçekten biliyor yani. Marquez ile ilgili A'dan Z'ye her şeyin hakim birisi. Bu kitapta da nereden başlamalı eserlere işte bu eserlerdeki temalar, geçtiği yer, işte bunu okuyacaksanız bir şunu da okuyun gibisinden tavsiyeleriyle aslında çok iyi bir kaynak. Hayatıyla ilgili de ben bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Mesela gazetecilik hani kitaplarını aldığım için biliyordum ama bu kadar uzunca bir süre yazarken de bu kadar uzunca bir süre mesela gazeteciliğe devam ettiğini bilmiyordum. Eğer Marquez'i merak ediyorsanız, Marquez'le ilgili daha derin bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız kesinlikle önereceğim bir kitap. Yalnız birazcık böyle ders kitabı gibi gerçekten yani hani böyle çalışa çalışa gidilmesi gereken bir kitap. Bilgi yoğunluğu çok fazla olan bir kitap. Çok fazla şey not alma ihtiyacı hissettim. Bir yerden sonra baktım bütün kitabı not alacağım. İşaretleyip geçtim yani. Çünkü zaten bir içindekiler kısmı var. Bir kitapla ilgili atıyorum bir şey merak ettiğimde buradan bulup öyle ilerlemeye falan karar verdim. Bence güzeldi. Hani Marquez'le ilgili daha çok bilgi sahibi olmak istiyorsanız ve Gerard Martin'in o bahsettiğim biyografisini okumadıysanız bence güzeldi. Evet. Yani ondan sonra tabii ki Marquez'de okudum. Gabriel Garcia Marquez'den Mavi Köpeğin Gözleri. Bu bir öykü kitabı. Bu öykü kitabında Marquez'in ilk kitabı yayınlanmadan önce işte dergilerde, gazetelerde yayınlanan, daha sonra bir araya getirilerek derlenen öyküleri var. Bunlar ilk yazıldıklarında dediğim gibi hani ilk öyküsü hatta 20 yaşındayken falan yayınlanıyor bu arada. Marquez bunların çok böyle bir araya getirilip basılmasını istemiyormuş. Az önce bahsettiğim kitaptan öğrendiğim kadarıyla çok beğenmiyormuş bu öykülere. Yani şimdi bir şey demek istemiyorum ama ya bildiğim Marquez'den biraz uzaktı gerçekten. Çok da normal yani sonuçta ilk yazdığı şeyler bunlar. Yani bir yazarın hayatı boyunca aynı tatta eser vermesini, aynı şekilde eser vermesini beklemek zaten çılgınlık olur ama insan arıyor. Yani yapacak bir şey yok. Mavi Köpeğin Gözlerinde, içinde Mavi Köpeğin Gözleri diye bir öykü var bu arada. O öyküden sonraki öyküler ben çok beğendim. Ondan öncekiler böyle yani bir emin olamadım. Kararsız kaldım. O öyküleri bana bu öyküler böyle böyle öyküler. Şöyle bir tat alacaksın bunlardan deseler okumazdım büyük ihtimalle. Marquez'in ilk işleri olduğunu bildiğim için okudum biraz. Çok böyle Marquez meraklısı değilseniz önerebileceğim bir kitap değil maalesef. Yani ilk öyküleri. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok çünkü Marquez'in yazdığı herhangi bir şeyle ilgili kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yani öyle bu arada böyle dedim bakmayın. Marquez'in inanılmaz iyi işleri olduğu için bunların yanında kötü kalıyor. Yoksa bunlar da iyi. Öyle söyleyeyim. Bence en azından. Bu arada bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Son öykünün adı Macondo'da Yağmur'u izleyen Isabel'in monoloğu. Bu son öyküsü aslında Yaprak Fırtınası'ndan çıkarılmış bir kısım. Yaprak Fırtınası unutmuşum ben bu kitabı. Daha önce okumuştum. Yani Yaprak Fırtınası ile ilgili inanılmaz cool bir bilgi vardı. İnanılmaz tatlı bir bilgi vardı kitapta. Bunu da söylemeyeceksem niye okudum ya? Şuraya koyuyorum kelimeyi. Bu kelime ayrılıp harfleri biraz düzenlendiğinde hogar ve kasa yani ev anlamına gelen sözcüklere yaklaşması dikkat çekici olduğunu not düşmüş. Yaprak Fırtınası için Gerard Martin de şöyle demiş. Romandaki karakterlerden biri eve yolun karşı tarafından bakarak şöyle der. Uzak ve anlaşılmaz görünüyordu. Demek aynı anda hem bir dönüş hem de bir uzaklaşma söz konusudur.
duygularla aklın, geçmişle şimdinin kavramsal kaynaşması elbette olağanüstü kuvvetli ve belirleyici bir deneyimin sonucudur bu. Çok güzel şeyler yazmış bu arada. Yani kitapları anlamlandırmak için de çok iyi bir rehber. Yaprak Fırtınası gerçekten şey böyle. O Marquez'in bildiğim tadının kırıntılarını bana verdi gerçekten böyle direkt. Evet, bildiğim Marquez değil. Ama onun böyle habercisi oluşunu çok net hissettiriyor. Yaprak Fırtınası zaten ilk yayınlanan. Yazdıktan sonra uzunca bir sürede bastıramıyor bu arada. Marquez'in Meraklısı değilseniz belki de o kadar okumanız şart değil. Bilmiyorum, o konuda kararsızım. Bir de son iki kitap kaldı. Bunlar da Gerard Martin yüzünden diyeceğim çünkü ilkiyle deneyimim çok kötü oldu. Gerard Martin yüzünden Yaprak Fırtınası'ndan önce Yaprak Fırtınası'nı daha iyi anlayabilmek için ve aslında Marquez'in yazarlık yolculuğunu daha iyi anlayabilmek için önerdiği iki kitap vardı. İlki Virginia Woolf'dan Miss Dalloway. Çok zordu bu kitap. Benim için çok zordu. Neden diyeceksiniz? Ya ben bilmiyorum. Gerçekten bu arada kitabın gerçekte zor mu, kolay mı? Bir fikrim yok. Anlattığı şeyler hoşuma gitti. Perspektifleri hoşuma gitti. Sunduğu bazı şeyler hoşuma gitti. Ama ben bu kitabı bu hastalığın doruğundayken okudum ve yer yer gerçekten kafam çalışmıyordu. Bilinç akışıyla yazılmış ve bir sürü karakteri dönüyor. O bilinç akışında bir onu anlatıyor, bir onu anlatıyor, bir onu anlatıyor. Ve direkt böyle tam böyle bilinç akışı da değil. O yüzden bir kafamı karıştırdı. Bilmiyorum, belki bir şeyler yanlış anladım mı bilmiyorum gerçekten. Herkes okumasın bence. Ya ben keşke okumasaydım şimdi. Hazır değildim belki de, bilmiyorum. Bir 10 yıl sonra tekrar okurum herhalde. Ama çok böyle şey değildi yani. Evet, güzeldi. Ama öyle aman Allah'ım dedirtmedi bana. Geçiyorum o yüzden. Zaten hastayken okuduğum için söylediğim şeyler doğru mu, gerçek mi? Çok emin değilim yani o kitapla ilgili. Bir diğeri Fatma'dan Döşeğimde Ölürken de. Döşeğimde Ölürken yani böyle sanki çeviri problemi mi var acaba dedirtti ama bayağı iyiydi bence bu. Ve sonradan öğrendim ki Fatma'yı başlamak için de daha önce hiç okumamıştım. İyi bir kitapmış. Bundan sonra da Ses ve Öfke'nin okunması tavsiye ediliyormuş. Onu da sipariş ettim acaba. Onu da edinip okurum yakın zamanda büyük ihtimalle, emin değilim. Ondan önce okumak istediğim bir sürü kitap var çünkü. Ve Faulkner'a böyle başlayayım, böyle Faulkner'ı okuyayım gibi bir şeyim de şu an yok. Bence çok güzeldi. Bilinç akış tekniğiyle kullanılmış ve bir hani karakterlerin arasında yine işte Pınar Kül'ün Asılacak Kadın'da olduğu gibi Sandor Marini'nin direkt böyle bilinç akışı diyebilir miyim bunu bilmiyorum. Bence değildi. Çünkü konuşuyorlar. Yani olduğu gibi aktarmıyorlar. Neyse. İşin asıl cütbe sonrasında olduğu gibi karakterlerin söylediklerinden ve düşündüklerinden, düşündükleri şeyler düşünme şekillerinden karakterlerle ilgili bir sürü bilgi ediniyorsunuz. Bu beni çok etkiliyor yani. Şu ana kadar zaten o kitaplardan da anlayacağınız üzere anlattıklarımdan bayağı güzeldi. Yani olanlar biraz böyle bir... Bunu spoilersız nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yer yer o inatlaşmalar hem yani sizi de yoruyor. Abi adam diyesi geliyor insanın yani karşısına geçip gerçekten. Ama bir yandan da o insanın da bilinç akışı tekniğiyle neler düşündüğünü, nasıl düşündüğünü bildiğiniz için orada da çok ciddi bir empati kuruyorsunuz. Yani neler olduğunu onun zihninin arkasında, bilincinde taşıyorsunuz. Ama bir yandan da diğer karaktere geçtiğinde, diğer karakterin bakış açısına geçtiğinde onu da öyle bir anlatıyor ki az önce yani yanında olduğunuz, empati duyduğunuz, desteklediğiniz karaktere sen ne yapıyorsun hissettiriyor. Yani bunu dedirtiyor. O açıdan güzeldi. Yani başarılıydı gerçekten bence. Herkes bir noktada okumalı herhalde. Bilmiyorum. Yoruldum vallahi, ne diyeyim. Evet, benim Ocak 2024'te okuduklarım bu şekildeydi. Bu kitaplarla ilgili sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Hem böyle tatlı tatlı cici hafif şeyler de okudum hem de gerçekten ağır şeyler de okudum bu ay. İlyada ve Odessa'yı aynı ay içinde bitirmek beklemediğim bir şeydi ama olduğu için çok mutluyum. Okuduğum için onları özellikle çok mutluyum. Ya bir de şey okumak istiyordum. Şubat planımda da söyledim zaten, onu da şuraya bırakıyorum. Bu Kalevala'yı da okumak istiyordum ama Kalevala da şöyle falan bir kitap. Ona vakit kalmadı gerçekten yani. Onu da ilk fırsatta okurum. Çünkü o da çok böyle yazarlara, çok iyi, çok sevdiğim yazarlara ilham olmuş
bir destanmış, final destanıymış. Eğer izlemediyseniz bu videodan sonra size Şubat okuma planıma da bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sesim kötüyse de kusura bakmayın, hala hastayım çünkü iyileşemedim. Hoşçakalın.